Evet arkadaşlar, sahilde yürümeye indik. Şöyle bir güzelce tur yapıyoruz. Bakın hava da güzelleşince sahile birçok insan da akın etmeye başlıyor. Tabii belediyemizin hizmetlerine ek olarak güzel hizmetler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de şuraya yapılan gördüğünüz gibi tuvaletler. Tabii merak ettim. Yani uzun zamandır arabayla geçerken görüyordum, sahile inmiyordum ama şimdi merak ettim. Şöyle bir bakayım dedim, hani tuvaletler yapılmış, çok da güzel olmuş dedim. Hizmet, hakikaten güzel bir hizmet dedim. Ondan sonra hadi hep beraber bir bakalım. Ya ben baktım ama sizin de görmenizi istiyorum. Özellikle yani bunu bilerek yapıyorum. Yapan kişiler tabii ki güzel bir hizmet olsun diye yapmışlar. İnşallah faaliyete de geçer. Burada çalışmaların yapıldığı da görülüyor. Ama yani bakın, hemen deneyelim. Gerçi bu bayan tuvaleti, açmak ne kadar doğru olacak ama zaten açılmıyor değil mi? Gördüğünüz gibi. Hani öyle bir şansı da yok. Hemen bakalım. Engelliler için de yapılmış. Bayağıdır burada bu. Maalesef bu da açılmıyor. Tabi yaptık olduk demekten öteye geçemediğimiz örneklerden bir tanesidir bu. Bakın. Evet, erkekler için yapılan tuvalet. Evet, kapıyı zorluyorum yani. Bayağı da bir zorluyorum. Sesini de duyayım isterim. Yok. Ya söyleyince bunu hoş olmuyor ama yani şu yaptık olduk zihniyetinden vazgeçsek, yaptığımızı bir de takip etsek. Ya şimdi insanlar burada geziyorlar. Hava da güzel. Birçok kişi bunu kullanmak isteyecektir ama anahtarı yok. Güzel bir hizmet ama işte takip edilmeyince hoş olmuyor yani. Umarım yetkililer izler. Bir yaptıkları işe bir de sahip çıkarlar. Bunu kullanılır hale getirirler. Dileğimiz, temennimiz bu. Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşayan, sadece burada yaşayan vatandaşların isteği değil, buraya gelen birçok kişinin de isteği bu olacaktır. Hizmeti yapanlara teşekkür ederiz. Hizmetin takibini de yapmalarını bekliyoruz. Teşekkür ederim.